Cemil Bayık bugün Amerika'ya IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği çağrısı yaptı. Şunları söyledi. Amerika ile dolaylı yoldan bağlantıdayız. Ancak IŞİD'le mücadelede eş güdüm sağlamak için doğrudan ilişki kurmak istiyoruz. PKK ve Suriye'deki kardeş örgütü YPG, IŞİD'le mücadelede en etkin güç olarak kendini kanıtladı. Amerika öncülüğünde IŞİD'i yıpratıp yok etmek için yürütülen harekatın da en önemli parçalarından biriyiz. Uluslararası toplum IŞİD'i ortadan kaldırmak istiyorsa en iyi savaşan güce PKK ve YPG'ye yardım etmeli. IŞİD onlar için bir fırsat oldu. Evet. Yani derin devletler satranç maçı gibi oyun oynuyorlar. Kardeşim, bir yer kirlendiyse lağımla yıkanmaz. Bunlar kendilerinin lağım olduğunu söylüyorlar. Orası da kirlenmiş diyorlar. Gelin bu lağımla bunu yıkayalım diyorlar. Pislik lağımla yıkanmaz. Kir lağımla yıkanmaz. Hastalık lağımla yıkanmaz. IŞİD bir hastalıksa, bir rahatsızlıksa sen ona getirip lağımı ilaç olarak tavsiye edemezsin. Öcalan diyor ki Armageddon'da bu kiralık katilleri, bu alçakları kullanabilirsiniz diyor Avrupa'ya. Amerika'ya, derin devletlere. Çünkü her türlü kahpelik, alçaklık bunlarda. Tam deccal askeri olacak adamlar. Evet. Haysiyetsizlik, şerefsizlik, namussuzluk, üçkağıtçılık, gaspçılık, sinsilik, pislik, Allahsız, kitapsız olmak, Stalinist, komünist kafayla her türlü rezilliği yapmak mantığı bunlarda. Evet. Dolayısıyla derin devletlerin arayıp bulamayacağı bir lağım ordusu bunlar. Pislik ordusu. Öcalan da bak keşfetmiş diyor ki İslam'ın diyor, İslam dininin unutulur, inkar edilir kıldığı PKK tüm tarikatçı ve Müslüman İslami yapılanmalara karşı Armageddon'da ağırlıklı olarak Hristiyanlar ve Musevilerin yanında yer alacaktır. Hristiyanlar, Museviler sen ne yapsın? Lağımı ne yapsın Hristiyan ve Museviler? Onlar Allah'a inanıyor. Sen Allah düşmanısın. Değil mi? Hristiyan, Müslümanın senden ne işi olsun?